Ülkemizde olağanüstü koşullar yaşanırken her şeyden önce ihtiyaç duyduğumuz Kanal İstanbul rantı değildir, yurttaşların can güvenliğidir. Koronavirüsü salgını dünya ve ülkemizde hızla yayılmakta ve can almaya devam etmektedir. Kanal İstanbul ihalesi insanların canlarının derdine düştüğü bir ortamda yapılması kabul edilemez. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Hatay İl Temsilcisi Suat Sadıç, koronavirüs tehlikesinin hızla yayılmasının ardından AK Parti hükümeti tarafından yapılan Kanal İstanbul projesi ihalesini sert sözlerle eleştirdi. AK Parti iktidarı, İstanbulluların can ve mal güvenliğini değil, ulusal ve uluslararası sermaye gruplarının ihtiyaçları için mücadele etmektedir. AK Parti iktidarı, yurttaşları kendi başının çaresine bak vicdansızlığına terk etmiştir. Salgınla mücadelede yurttaşlara sokağa çıkmayın, evde kalın ve herkes kendi o halini ilan etsin tavsiyesinde bulunmaktadır. İktidar, yaşlıya kolonya, yoksula dua, patronlara para, sermaye kıyak anlayışıyla hareket etmektedir. Sadıç, evde kal çağrısı yapılan vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluğa dikkat çekti, konuyla ilgili çalışmaların yapılmadığını söyledi. İnsanların evlerinden çıkmadıkları takdirde kiradan elektriğe, doğalgazdan gıdaya ne şekilde yaşamlarını sürdürebilecekleri konusunda bir çalışma yapılmamaktadır. Ekonomik kriz ve salgın nedeniyle milyonlarca emekçi patronların karının azalması nedeniyle işini kaybetme durumuyla karşılaşmaktadır. Bugün işini kaybedecek olan ya da iş yerleri kapandığı için gelir elde edemeyen milyonlarca insan kaygılanmaktadır. AK Parti iktidarı ekonomik ve sosyal hayata yönelik 100 milyar liralık destek paketi açıklamadığını daha önce açıklamıştık. AK Parti iktidarının açıkladığı 100 milyarlık pakette sermayeyi ve patronları merkez aldığı bir kez daha anlaşılmıştır. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak AK Parti sermaye, patronlara, ihalelere kaynak ayırmaktan vazgeçmelidir. Buraya aktarılacak kaynaklar acilen çalışma yaşamına, asgari ücretlilere ayrılmalıdır ve yurttaşların mutfaklarına girecek temel gıda ürünleriyle doğalgaz, su ve elektrik hizmetleri ücretsiz sağlanmalıdır.